Tekrardan selam. Bir önceki videoda Z kuralı ile U kuralından bahsettik. Sebeplerinden bahsettik. Zaten %99 sıkıştığım noktada Z kuralına başvuracağım. Kendisi de çok rahat bir kural. Gelelim Z'den sonra bizi ve U'dan sonra bizi ne bekliyor? Diyor ki bize kalem ucu kuralı, M kuralı. Ama biz buna geçmeden önce şurada bu U kuralını genelleştirelim. Yani paralel İki doğru arasında iki açı varken toplamları 180 ise 3 açı olsa toplamları kaç olur? 4 açı olursa ne olur? İşte bu soruları sorduktan sonra buraya geliyoruz. Gelelim ilk özelliğimiz. Kalem ucu. Bakın bir kalemin ucunu andırdığı için kalem ucu kuralı diyoruz aslında biz buna. Şöyle yapamadım ama şöyle bir görüntü. O halde ben de kalemin ucunu andırdığı için hemen bir çiziyorum şuraya. Şartım her zamanki gibi paralellikten sonra anlattım ben burayı. D1 paralel D2. Şu A noktası kırıldı, B noktası kırıldı, C noktası olsun. Şu A'daki açı alfa olsun, B'deki açı beta olsun, C'deki açı teta olsun. Teorem bize diyor ki alfa, beta ve teta'nın toplamı 360 dereceymiş. Şimdi paralel iki doğru arasında iki açı olunca alfa ile beta'nın toplamı 180. 3 açı olunca 360. O zaman düz mantık düşünün. 4 açı olursa 180 daha eklerim. 540. Yani hep böyle 180 artarak gidiyor aslında. Kurallaştırmış. Gelin bir kuralın nereden çıktığına bakalım. Şimdi biz ne diyorduk? Paralel doğruları görünce bir miktar uzat. D1 doğrusu sola gitmiş. O zaman ben de onu tam tersi sağa doğru uzatırım. D2 doğrusu sola gitmiş. Ben o zaman tam tersi sağa uzatırım. Sivri yer yani yön değiştiren doğru mesela A'dan B'ye doğru geliyor. Kırıldı C yönüne gitti. Demek ki C, B noktası kırık nokta yani sivri nokta. Buradan da paralellik çizerim. Sonra soruda mutlaka kural arayayım. Bakın şurada bir tane Z gördüm. Ama bu Z'nin buradaki açısını bilmiyoruz. 180 eksi alfa olayına da girmek istemiyorum. Ben şu Z'yi görmek istiyorum. Bu alfa ise şurası da alfa olmak zorunda. Tamamdır. Şimdi gelelim bir alttakine. Şu altta da bir tane Z var. Bakın ters Z'yi andırıyor. Şu benim daha önce çizdiğim şöyle bir Z vardı ya. Şu normal Z. Şu da benim çizdiğim ters Z. Bunu andırıyor. Biraz yatık hali. Bir önemi yok. Sonuçta teta ise burası da teta. Biz neyi biliyoruz hocalar? Biz tam turun 360 derece olduğunu biliyoruz. Yani bu üç açının toplamı 360 olacak. Bu nereden geldiğini göstermiş olur. Şimdi demiş ki kalem ucundan sonra M'yi anlat. Niye kalem ucundan sonra ben M'yi anlatıyorum? Kalem ucu buysa kalem ucunun sağ tarafı M olur. M kuralı burası. Burası da kalem ucu. Turuncu olan yer kalem ucu. Beyaz olan yer M kuralı. Demek ki benziyor. O halde hemen D1 D2 D1 ile D2 paralel. Sağa bakan açılar sola bakan açıya eşitmiş. A kırılmış. B'ye gittikten sonra da C'ye gelirken kırılmış. Diyor ki bunları göz gibi düşünün. Bu göz sağa bakıyor, bu göz sağa bakıyor, bu göz sola bakıyor. Sağa bakanların toplamı sola bakanlara eşitmiş. Sağa bakan, sola bakan. Her zaman dengeymiş. Bak ışının ağız kısmı sağa bakıyor. Tekrardan sağa bakıyor. Şurada da sola bakıyor. Şimdi başlayalım. Paralel doğruları görünce bir miktar uzatıyorduk. Tiyo 1. Bakın sol taraf kalem ucunu andırdı. Kırık yerden bir paralellik çekiyorduk. Sonra da minik minik Z'leri görmeye başlıyoruz. Şurada bir tane Z gördüm. İki sarı çizgi arasında A açısı varsa şurada da A olmak zorunda. İki mavi çizgi arasında B varsa
Şurada da B olmak zorunda. Dolayısıyla C dediğim arkadaşın üstünü, C dediğim arkadaşın üstünü A ve B'lerle örttüm. Demek ki bu da ispatı tamamlar. Yani bana soru getirdiğinizde M kuralını anlamıyorsanız ben bunu ne yapacağım? Sivri yerlerden paralellikler çizerek küçük küçük Z'leri dönüştüreceğim. Bir yudum da çay aldık mı? Tamamdır. Diyor ki bunlardan sonra zigzaka geç. Demek ki zigzag bunlarla ilişkiliymiş. Hemen zigzag önce nedir? Tanımlayalım. D1, D2. Bakın şimdi D1 üzerinde bir nokta alıyorum. Bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola gittim. D2 üzerinde durdum. Tam tersi de olabilirdi. Sağında da durabilirdi ama ben bu kadar çizebildim. Şuradaki açıya A. Sola bakanlar. Şuradaki B. Şuradaki C olsun. Şuradaki X, şuradaki Y, şuradaki Z olsun. Bak şimdi bunun mantığını anlaman lazım önce. Sola bakanlar A, B, C. Sağa bakanlar X, Y, Z. Ve şartım da D1 paralel D2. Bu şart altında bu geçerli. Burada A açısı sola bakıyor ya. Atladım, aşağıda X açısı sağa bakacak. Atladım, öbürü solda aşağı bakacak. Atladım, öbürü sağda aşağıya bakacak. Atladım, öbürü solda aşağıya bakacak. Ve tekrardan atladım. Yani aynı anda iki sağ, iki sol art arda yapamazsınız. Buna dikkat edin. Yani bir sol yapıyorsanız bir sağ yapmak zorundasınız. Bu önemli bir nokta. Sol, sol, atladım aşağı geldim sağ. Atladım aşağı geldim sol, atladım aşağı geldim sağ, atladım aşağı geldim sol, atladım aşağı geldim sağ. Hocam bunun ispatı nasıl olur? Bunun ispatı tıpkı diğerleri gibi çok rahat. Yine hep Z'den. Bunu buradan kestiğimde minik bir Z. Bak şuradan kestiğimde içeride bir M ya da kalem ucu. Aşağıda bir M yine kalem ucu da olur. Ya da şuradan da bir Z. Şuradan da bir Z. Bir sürü Z de yaparak ispatlayabiliriz. Ama ben bunun ispatına girmeyeceğim. Gerek yok. O halde biz size bir şey öğretiriz. Sınavda başka bir şey sorarlarsa diyeceksiniz ki bu benim mevcut bilgi birikimle çözebileceğim bir soru. O halde öğrendiklerimle bunu ilişkilendirmeliyim. Diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.